Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün Sigun'un en minnak üyesiyle beraberiz. Minnak Şef. Ben buna böyle diyorum evde şu anda. Yine sohbet havasında böyle güzel tatlı bir bileme işlemi yapacağız. Daha doğrusu keskinleştirme işlemi yapacağız. Normalde biliyorsunuz 20 dereceyi nasıl buluyorduk? Ortalama parmağımızın uç kısmı giriyorsa bu iyi bir derecedir. Yani normalde mutfak bıçaklarının bilenme açısı bu. Lakin yaklaşık 60 ERC'lik bir çelikten bahsediyoruz. Ben bunu öyle biraz onlarda yapacağım. Yani şu an 10 derecelere inmiş durumdayım. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Çok fazla soru geliyor. İşte abi bileme yapıyorum ama bıçaklarım keskinleşmek bir yana daha da köreliyor. Bu konuya bir açıklık getirelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu anda bileme yaparken omzum sabit. Dikkat ederseniz sadece dirseğim ileri geri hareket ediyor. Bileme yaparken başarılı olamıyorsanız, yani keskin bir bıçak bile körleşiyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Şu git gel esnasında bileğinizin, bakın böyle sağ sola doğru hareket ediyor oluşudur. Ben ne kadar hızlı yaparsam yapayım sadece dirseğim ileri geri gidiyor. Bileğimde herhangi bir değişiklik yok. Bu yüzden açıyı sabit tuttuğum için zaten keskinlik kazanıyor bıçak. Bakın, dikkat edin. Bunu böyle yapıyorum ve dikkat ederseniz uç kısım şu an profil taşa değmiyor. Bunu geldiğiniz anda kavis daldırabilirsiniz. Bakın, bileğim içeri ve dışarı oynuyor. Lakin yine sağa sola oynamıyor. Bunu bu şekilde kavisli yapabilirsiniz ama bu sizi zorlayan bir yöntemse şayet. İkinci basit olan, pratik olan şu. Geldiniz, bakın. Çok hafif. Ve yine bileğim sağ sola değil, yukarı aşağı oynuyor. Ama çok hafif. Mesela Ufuk diye bir kardeşim var. Sağ olsun birkaç video gönderdi. Ben de ona birkaç video gönderdim özel olarak. Buraya geldiği anda böyle yapıyor. Ufuk diyorum, öyle yapma. Bak, çok fazla kaldırıyorsun. Şuraya geldin, şu. Bak şu, belli belirsiz. Bunu buraya kadar dikmeyeceksin. Bunun bir faydası yok. Bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece, bileğinizi sabit tutup sadece dirsekten ileri geri hareket ettiğiniz sürece bu bıçakların keskinleşmemesi için en ufak bir sebep yok. Çok gelen sorulardan biri de şu arkadaşlar. İşte hocam bende pirge bıçak var. İşte acaba 8000 girit taş alsam keskinleşir mi? Keskinleşir. Yani o bıçak 8000 giritle keskinlik alır ama sonrasında siz neyi alırsınız? Meçhul. Bu konuya değinmek lazım aslında arkadaşlar. Girit derecesi tercihlerinizi kullandığınız bıçakların çelik ve sertliği ile doğru orantılı yapın. Türkiye pazarında 8000 girit civarını kaldıracak bıçak üretimi yok. En azından fabrikasyon olarak yok. Üreticisinden aldığınız şekilde yine yok. Çünkü biz ülke olarak maalesef hala ve hala çelik ve üretim standartlarına aşina değiliz. Yani kime giderseniz gidin, işte Antep'te bir ustaya gidiyorsun, adam diyor ki ya bizim bıçaklarımıza dünya hasta. Bursa'ya gidiyorsun, bizim bıçaklarımız dünyaya nam salmış. Nereye salmış? Bugün bunu bir takipçimizle konuştuk telefonda. Ben bayağı bir güzel örneklendirdim, bayağı bir güldük. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Dünya bizim bıçaklarımıza hasta falan değil arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım daha fazla. Dünyada hiçbir şefin Türk bıçağını tercih ettiğini görmedim. Fransız mutfağında mı varız? İtalyan, İspanyol, Amerika, Kanada, Japon. Bizim bıçaklarımız hangi mutfakta tercih edilmiş? Hangi şefler tarafından tercih edilmiş? Ya da ulusal anlamda hangi reklam filmlerinde kullanılmış ki biz birbirimize sürekli olarak böyle ya bizim bıçaklarımıza dünya hasta ya diyoruz. Yok böyle bir şey. Sen çeliği Fransa'dan al, Almanya'dan al, sonra de ki dünya bizim bıçaklarımıza hasta. Yok böyle şeyler arkadaşlar. Yani kendi kendimizi gaza getirme konusunda muazzam bir potansiyelimiz var. Ama bu içi boş bir balondur. Bu kadar özgüvenli davranmak yerine
bunu reel hayata uygulasak, çeliğimizi kendimiz üretsek, değil mi? Geliştirsek, reklam, inovasyon, Ar-Ge bunlara yatırım yapsak, teknolojimizi geliştirip daha iyisini nasıl yaparız diye kafa patlatsak, beyin fırtınaları yaratsak, emin olun dünyaya namsalardık. Ama biz bunu yapmak yerine avanta peşinde koşuyoruz. Yani bunu marka için de söyleyeceğim. Bugün yine konuştuğumuz konulardan biridir. Biz burada bir şey yaratmaya çalışıyoruz dikkat ederseniz. Bir marka oluşturmaya çalışıyoruz. Üretim kapasitesini arttırmak istiyoruz. Üretim kapasitesi nasıl artar arkadaşlar? İstihdam yaparak artar. Ben ömür boyu tutayım da aman işte böyle kalsın, sipariş gelirse üretir göndeririz tarzı bir mantıkla hareket etmiyorum. Ben göğsümü gere gere diyorum ki ben bu işi gerekirse Avrupa'ya taşımak istiyorum. Dünya genelinde tercih edile. Bu ben olurum, benden sonra gelecek nesil olur. Hiç fark etmez, umurumda da değil. Ama bir gün bunu birisi başaracak. Ama bunun için birilerinin yol açması lazım. Biz bu yolu açmanın derdindeyiz. Madem bir bilgi var, bunu yine bilgisi olan insanlardan destek alarak geliştirelim, tercih edilelim. Gerekirse reklam için para harcayalım. Yurt dışında şeflere özel setler gönderelim hediye olarak. Buyurun bunlar bizim setlerimiz diye. Yeter ki o insanların mutfağına girelim, o insanlar bizim ismimizi duyursun ki aa böyle bir şey yapıyor Türkler, bir deneyelim desinler. Biz bunun yerine şöyle cevaplarla karşılaşıyoruz. Ya sen ne yapıyorsun ki? Alt tarafı bir tane çeliğe şey yapmış, sanki bana uzaya adam göndermiş gibi hava atıyorsun. Oy. Evet, ben uzaya adam gönderdiğimi iddia etmedim. Uzaya adam da göndermiyoruz, doğru. Ama bir yerden başlamak lazım, değil mi? Biz başladık. Takdir edilmesi, desteklenmesi, helal olsun denilmesi gereken bir durumda emin olun gelen mesajların birçoğu yerden yere vurma üzerine kurgulanmış. Bizde bir takdirsizlik var. Buyurun, siz yapın, biz sizden alalım yani. Bu kadar basittir. Dışarıdan çok rahat konuşuluyor bazı konular. Çok rahat eleştiriliyor ve çok rahat yerden yere vuruluyor. İnanın üzücü şeyler bunlar. Yani neler neler. Mecburen katlanıyor muyuz? Evet, katlanıyoruz. Çünkü herkes aynı değil. Bunu şöyle özetleyeyim. Bu arada işlemimiz bitti. Bir 5 yapalım da ondan sonra sohbete devam edelim. Ve huzurlarınızda Nazar Boncu. Güzel. Arkadaşlar içeriğin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum destek verdiğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok tatlı, çok güzel bir bıçak. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle böyle minik bir şef bıçağı gibi kullanmak çok keyifli oluyor. Özellikle hanımların çok hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir model. Pratik. Yanında taşıması da kolay. Yani mesela bir yere gidiyorsun, şef bir minik. Yani elinin altında hemen böyle alıp tak 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 kullanabileceğin çok tatlı, çok güzel bir şey oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Bıçakla alakalı olarak adresimiz burada. Önümüzdeki hafta içi site aktif hale gelecek. Herkes rahat olabilir. Hazırlıklar devam ediyor. Aynı anda bir sürü şeyle boğuşuyoruz. Ve inşallah hepsi çok kısa sürede bitmiş olacak. Bir sonraki içerikte görüşelim demeden önce beğenin, abone olun ve paylaşın. Kocaman bir aile olalım. Hoşça kalın.